Peki ben anons edeyim bir daha. Anonsumu da dikkatle dinleyin. Hiç dinlemiyorsunuz. Gavur Dağı salatası, kadın dudu köfte sebze sote eşliğinde ve patates püresi. Patates püresi. Patatesi püresi mi? Nerede patatesin püresi sanki bu? Anons ediyorum. Bir kere daha. Bence ayağa kalkıp anons edin. Şimdi bir anons geliyor. Dinlemediklerini şuradan anlayın. Gavur Dağı salatası, kadın budu köfte, sebze sote eşliğinde ve patates püresi eşlik ediyor. Burada evet. Sebze sote yok. Alkışlamak istiyorum. Bu kez anladılar. Ama ben bana sıra geldiği zaman söyleyecektim açıkçası evet. Onu. Daha ya bunlar şunlar sanki sunum için geldi. Kullanılmış gibi. Ben de evet, söyleyecektim. Ama sote derken zaten bu şekilde yağda kızartmıyor musunuz soteyi? Tamam ama bunlar sunum olarak bildiğiniz evet, bunları sunum olarak koymuşsunuz. Süs olarak. Süs olarak. Peki biz sunumlarımızı sunum belirtiyor muyuz listemizde? Neden? Belirtiyor mu? Mesela mercimek çorbası üstünde bir tane maydanoz diyor mu? Hayır tabii ki olmayacak. Zaten burada menüye yazmalıydık. Yazmışım ben zaten patates püresi diye. Ama bu sebze sote bu şekilde olmamalıydı. Yani böyle karışık ayrıca şöyle. Ayrıca siz sote bekliyordunuz. Evet. Ay, yok. Bu... yok öyle olmaz. Ay neden siz sote bekliyordunuz? Allah sana ömür versin. Ya bunu işte bir soğanla hepsini bir karıştırıp şöyle yanına şöyle top şeklinde koyabilirdiniz. En azından evet. Belki ekmeğimizle doyururuz. Bunu bildiğiniz sunum için kullanmışsınız. Biraz daha et katardın içerisine et sote olurdu. Öyle değil mi? Sebze sote dediğimiz o şekilde oluyor. Garnitür olarak bu Tuğba Hanım yanında. O zaman garnitür olarak yazsaydınız keşke. Garnitür olarak ya, yazılır mı Tuğba Hanım? Zaten garnitür olarak da olmaz. Ya Allah aşkına bunu nasıl koyuyorsunuz ben anlamıyorum. Tek tek konuşun, tek tek. Süs olarak Tuğba Hanım. Süs olarak kullanmış, sunum olarak kullanmışsınız. Ben burada bir sebze sote göremiyorum. Nerede kızarmış? Evet. Ya ne desem bilemiyorum. Hiçbir yerinden tutamıyorum. Tutamıyorum. Niye tutmuyorsun? Nereden tutsam elimde kalır. Hadi tut bakalım bir yerinden. Tutamıyorum. Neden tutmaya çalışıyorsun peki? Ya ben kısa ve net diyeyim. Hani ben beğenmedim. Hani çünkü tutacak bir yeri yok. Sunum, tamam, tamam masaya dönün sunum. Seda Hanım, ben kızıma bazen böyle yemesi için değişik tabaklar hazırlıyorum. Gülen yüzler falan, sebzelerle şekiller veriyorum. Yani bir an ona benzettiğim evet, gibi ben de öyle yaptım işte. Yani böyle bakınca gülelim diye, eğlenelim diye. Bu kadar mı basite evet. Aldınız bu yarışmayı Turgut Yok, Bey? Yok, asla. Yani gerçekten sizden evet tamam asla. Çok güzel yemekler, hani çok asla. Ağır yemekler beklemedim. Fakat bu kadar da basit yani ve... Yapamamışsınız, olmamış. Olabilir, yapamamış olabilir. Yani o zaman siz Polina. Gerçekten eğlenmeye gelmişsiniz. Polina, sunum. Ara sıca, Seda Hanım. Yani ana bir yemek ben kabul etmiyorum bunu. Sote nerede sotesi? İki havuç, bir biber. Yani... Aslında garnitür yazmalıydı. Sebze garnitür yani. Ve patates püresi eşliğinde demeliydi. Demeli. Evet. Sebze garnitür. Peki buyurun afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tuba Hanım ben bir parça ekmek alabilir miyim? Ne oldu Zeynep Hanım bugün ekmek istediniz? Ben çünkü çok açım ve salatayı beğendim, ekşi severim. Ben ekmeğimle salata yiyeceğim. Polina. Seda Hanım kadın budu köfte. Kadın budu köfte içindeki pirinç olması lazım. Evet. Pirinçler var mı? Yok. Neden yok? Unuttuğum için. Ben de çok bir saattir pirinç arıyorum içinde. Ben de aradım bulamadım. Sorsaydı söyleyecektim. Baktın zaten sen baktım arıyorsunmuşlar dedim. Tuğba Hanım hemen fark etti. Dedim bir şey arıyor içerisinde pirincin olmadığını farkına vardı dedim. Çünkü evet. Pirince haşlamışım kenarda. Koymayı bunu dolaba koydum dinlensin diye. Ondan sonra da pirinci koymayı unuttum. Beyefendi aslında kadın budu köfteyi masaya getirmeyecekti. Evet doğru söylüyor. Benim ısrarımla son 10 dakika içerisinde yapıp masaya getirdi. Evet neden? Ama zaten ana maddesi, ana malzemesi pirinç. Nasıl unutabildiniz? Evet. Ana malzemesi pirinçtir. Ana malzemesi kıyma. Afaki konuşmayalım. Ben neden unuttum, ben neden getirmeyeceğimi... Pardon. Yorumu daha bitirmedim. Pardon. Dış ses sorunca cevap verme ihtiyacı duydum. Pirinç unutmuşsunuz koymaya. Peki kıymayı nasıl koydunuz? Çiğden mi, kavurarak mı koydunuz? Normalde bunun yarısı çiğden, evet. Yarısı pişmiş olarak oluyor ama içi pişmemiş gibi bunu. Hayır. Kıymanın yarısını önce soğanla kavuruyorsun. Evet. Soğumaya bırakıyorsun. Diğer yarısı kalıyor. O detayları biliyorum. Sordu da. Ben sordum o yüzden zaten. Cevabını almak istedim. Ama Tuğba doğrusunu söyledi zaten.
Evet. Doğru, ama Turgut Bey'i bir dinleyelim, o da anlatıyor nasıl yapacağını. Yani doğrusunu söyledi ama kız. Çünkü ben de biliyorum onun nasıl yapıldığını da. Yarısını çiğden de yarısını kavurarak yapılıyor. Evet. Karıştırıyorsun, evet. Dinlenmeye bırakıyorsun. Ben bunun pirincini katmayı unutmuşum. Ama gene de güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Nasıl güzel olmuş diyebiliriz? Yani eksik. Tadı, ama tadı güzel şimdi, yani kötü diyemem. Bu şu anda bunu bir kadın budu köfte olarak değerlendiremeyiz. Aynen. Bile. Ben onu diyecektim. Ama puanı mı yansıtacak? Polina, yani, onu söyleyeyim. Püre. Püre, püre yani. Matla akışkan bir püre. Pürenin tadına bak. Baktım. Güzel olmuş. Pürenin içinde süt var mı? Var. Tereyağı var. Tereyağı, sütün, pürenin şu içinde. Şu anda tereyağı azman geldi. Evet, doğru. Bayağıdır tereyağı, tereyağı var. Polina Hanım menüyü gördüğünde kadıbudu köftenin yanında püreyi yakıştıramadım. Bulgur pilavı olabilirdi dedim. Ha, zaten içinde pirinç oluyor. Pirinç buna var. Gerek yok bence. Evet. Şimdi kadın budu köftenin o da hiç yanında pilav olmaz arkadaşlar. Çünkü içerisinde karbonhidrat, o da karbonhidrat, o da karbonhidrat. İkisi de aynı. Diyeceksiniz ki patates de, püresi de aynı. Ama evet, patates püresinin bir görüntüsü var. Görüntü şekliyle beraber sunum olarak kadın budu köftenin yanına en güzel yakışan patates püredir. Bence patates pilavı olmazdı. Evet, patates püresi yakışır ama Turgut Bey'in patates püresi kıvam olarak olmamış zaten. Olmuş, evet. Bir çok köşede sulu. Böyle çok biraz sulu, daha çok katı, yayıldı. Katık gibi. O yapabilseydiniz, evet, beraber yakışan bir menü olurdu. Bir dakika, bitmedi. Polina'nın yorumu bitmedi. Salata nasıl Polina? Salata cevizler çok iri ve bana aşırı ekşi geldi. Ve nar ekşisi az gelmiş. Aşırı ama ekşi geldi diyorsunuz. Ama nar ekşisi az biraz, gelmiş diyorsunuz. Biraz tat veriyor yani, tatlı tadı veriyor yani. Ama Gevurdan salatanın da özelliği nar ekşisidir ama. Evet, ama burada ayrıca şey de var, limon var değil mi? Tabii ki. İşte limonu koymayacaktınız bence. Limon koyması lazım, olmazsa. O zaman fazla gelmiş yani. Bana fazla geldi. Nar ekşisini kim sevmiyordu? Ben. Nar ekşisini sevmiyorum. Zaten nar ekşisinden çok bana soğanı çok fazla geldi. Yani soğan çok kokuyor. Bir dakika dur, onun yorumunu da söyle. Bitti mi yorumun? Bitmedi. Ben de diyecektim şimdi. Soğanlar yeri yeri. Patates püresi dediğim gibi kıvamı olmamış. Evet, birbirine yakışan bir menü. Fakat zaten kadın budu olmamış. Pirinci unutmuş. Köfte evet, olarak yine bir nebze olmuş. Evet, tadı güzel. Yani ama garnitür maalesef Turgut Bey gerçekten olabilir olmamış. Olabilir yani. Ben şimdi hani güzel olmayan şeyi olmuş güzel olarak lanse etmenizi de istemiyorum. Yani neyse o. Ben unuttum, pirinci unuttum. Koymayı unuttum. Zaten bugün ama bu kadar bazı kısa bir menü, yani basit menüyü bu kadar saate nasıl sığdırdınız? Nasıl eliniz ayağınız birbirine mi karıştı? Ne yaptınız mutfakta? Yo, çok merak ettim yani, şimdi. Çünkü elimden geldiği hiçbirini kadar hiçbirini yetiştirememişsiniz. Hızlı olmaya çalıştım. Belli bir saatten sonra zaten modum düştü. Onun içinde çok fazla da açıkçası hani derler ya, tabiri caizse. O zaman ben dün mutfakta mucizeleri yaratmışım. Ya gerçekten. Sen değil sadece. Sen kendini övme şimdi Zeynep Hanım. Hayır, yani o mutfağa giren var. Tuğba Hanım da girdi mutfağa zamanında, yetiştirdi. Nasıl koşturdum, evet, ama olmaz. Benim menümle yani Tuğba'nınkini de karşılaştırmayın lütfen. Ya kusura bakmayın da sizin kuzu butunuzda ne vardı? Onları dün tartıştık Tuğba. Tartıştık ama şimdi, ne vardı? Mesela nasıl bir masasındayız? Buradaki yemekleri konuşalım lütfen. Ya savunamıyorsunuz. Ben yeterince yorumumu yaptım dün. Tamam, savunmam. Yani yaptım, niye takıyorsunuz? Anlattım. Benimkiyle niye kıyaslıyorsunuz? Süre açısından. Süre açısından. Uğraşı açısından. Tamam, kuzumuzda ne kadar uğraştınız? Ama Tuğba Hanım, dün siz Zeynep Hanım'ın menüsü benimkinden daha ağır demediniz mi? Tamam, ben onu yanlış ifade ettim. Ben onu kendimize... Şimdi geri dönüş yapmayın Tuğba Hanım yani. Ben yanlış ifade ettim. Lezzetleri tartışılır da menü olarak ağır. Benimkinden daha ağır. Doğru mu söylüyorum Ayşe Hanım? Hatta siz de Tuğba Hanım'ın sözünün ardından bu menünün nesi ağır diye yüklenmediniz mi? Evet, yüklendim. Ama Tuğba Hanım şöyle bir gaf yaptı, açıklamasını yapmadı. Hakikaten öyle demek istedi. Nereden biliyorsunuz? Kuzu buna sarımsakları sok, iki mühürle bitti ama çanak köfteyle uğraştı. Garnitürünü ayrı, kaşarı ayrı, köftesini yoğuruyorsun. Daha zahmetliydi bence. Ben masada da belirttim. Ben Zeynep hiç Hanım, masada benim çanak köfteyle çok uğraştım. Zeynep Hanım menüsünden çok ağırdı, çok uğraştırıcıydı. Hiç böyle bir yorumum olmadı. Olsaydı siz, Tuğba hayır, siz niye ne taktınız kadar emek verdiğinizi, ne kadar süre harcadığınızı anlatsaydınız. Ben anlattım. Kendi masamdan anlattım zaten ama siz hiç anlamak istemiyorsunuz. Hayır. Kuzu but da sizi ne kadar oyalamış olabilir?